17.30 haber özetleriyle karşınızdayız. Dünyadan ve Türkiye'den gelişmelere kısa kısa bakacağız. Bakanlar Kurulu toplandı. Kurul yerel seçimlerin ardından ilk toplantısını yapıyor. Gündemde iç ve dış gelişmeler var. İç gelişmeler başlığı altında kabine üyelerinin yerel seçimlerle ilgili değerlendirme yapması bekleniyor. Öte yandan yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri de kurulun gündeminde olacak. Dış gelişmeler başlığı altındaysa Suriye'deki gelişmeler ve bölgedeki yansımaları ele alınacak. Başbakan toplantı sonrası partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısına katılacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç sosyal medya ile ilgili kararı değerlendirdi. Kılıç, Anayasa Mahkemesi'nin ifade özgürlüğünde telafisi imkansız yaraların doğmasını engellemek için kanun yolları tüketilmeden böyle bir uygulama yapabileceğini ifade etti. Anayasa Mahkemesi'nin 25 Mart'taki toplantısında bir karar alındığını ancak 15. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı vermesi üzerine bu kararın uygulanmasını beklediklerini ifade eden Haşim Kılıç, İdare Mahkemesi'nin kararının uygulanmaması sonucunda Anayasa Mahkemesi aldığı bu kararı açıklamak durumunda kaldı şeklinde konuştu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen ilk kadın başkan, Aile ve Sosyal Politikalar eski bakanı Fatma Şahin mazbatasını aldı. Geçerli oyların yaklaşık %55'ini alan Şahin, 30 Mart bizim açımızdan milletimizin terazisine çıktığımız çok önemli bir gündü. Bu sorumluluğu bize vermelerinden dolayı onlara çok teşekkür ediyor. Allah bizi onlara karşı mahcup etmesin diyorum ifadesini kullandı. Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevini Asım Güzel Bey'den devraldı. İstanbul Üsküdar'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Üsküdar'da birinci, ikinci, üçüncü ilçe seçim kurullarına yaptığı itirazı reddedilince Üsküdar Belediye Başkan adayı İhsan Özkes İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurmuştu. Özkes çok sayıda sandıkta usulsüzlük yapıldığını iddia etmişti. İtirazı değerlendiren İstanbul İl Seçim Kurulu seçimlerin iptal edilerek yenilenmesi ya da oyların yeniden sayılması yönündeki talepleri reddetti. CHP adayı İhsan Özkes itirazlarını Yüksek Seçim Kurulu'na taşıyacaklarını söyledi. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Kayseri Sanayi Odası'nın düzenlediği para politikası konulu konferansta konuştu. Başçı'ya Başbakan Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti öncesi Merkez Bankası'nın faizi düşürmesi gerekir açıklaması soruldu. Erdem Başçı, faiz indiriminin adım adım yapılması gerekir. Adımların zamanlaması ve hızı çok önemli. Türkiye'yi güveni sarsmadan adım atılmalı ifadesini kullandı. Başçı ayrıca Avrupa'ya yaptığımız ihracat yüksek seyrederse 2014 yılında ekonomik büyümenin beklenenin üzerinde olabileceğini de söyledi. ...2014 yılının ilk Anadolu Kartalı eğitimi Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda başladı. Tatbikatta Türk Hava Kuvvetleri'nin yüksek tehditli harekat ortamında çok uçaklı mukabil hava harekatı görevlerine ilişkin taktik planlama ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Türk Hava Kuvvetleri envanterine yeni giren havadan erken ihbar ve kontrol uçağı HİK de Anadolu Kartalı eğitiminde ilk kez görev yapıyor. Tatbikat 18 Nisan'da sona erecek. Sevgili seyirciler, Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Diyarbakır-Bingöl karayolunu kesen 10 kadar terörist, durdurdukları araçların sürücülerine propaganda yaptıktan sonra iki kamyonu yakarak kaçtı. Mardin'in Dargeçit ilçesi Kısmetli Köyü yakınlarındaki özel sektöre ait bir petrol arama şirketinin şantiyesi de teröristlerce basıldı. Şantiyede görevli 5 bekçi ile 30 kadar işçinin cep telefonlarını toplayan teröristler bir sabit yakıt tankı, bir kamyon ve 3 kamyoneti ateşe verdi. Hatay'ın Yayladağ ilçesinde boş araziye Suriye tarafından gelen 2 top mermisi düştü.
Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Suriye tarafından gelen top mermileri Yayladağ ilçesi Kösrelik köyünde bir evin yakınlarındaki boş bir araziye düştü. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda evin camları kırıldı, duvarlara şarapnel parçaları isabet etti. Açıklamada değişen angajman kuralları çerçevesinde sınırda bulunan topçu birlikleri tarafından mermilerin geldiği bölgeye misliyle karşılık verildiği belirtildi. Ukrayna'nın doğusunda Rusya'ya katılmak için referandum isteyen göstericiler dünden bu yana hükümet binalarını işgal eylemleri yapıyor. Ukrayna Devlet Başkanı silahlı başkaldırıyla karşı karşıya olduklarını savunarak teröre karşı önlemler alınacağını açıkladı. Ukrayna Başbakanı ise Rus askerlerinin sınırdan 30 kilometre içeri girdiğini belirterek Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etmek için karışıklık çıkarmaya çalıştığını söyledi. Açıklamayı NATO doğrulamadı. AGİT ise Rus askerlerinin sınıra yaklaştıklarını ancak geçemediklerini bildirdi. Bu arada Ukrayna Savunma Bakanlığı Kırım'da bir Rus askerinin Ukraynalı bir subayı vurarak öldürdüğünü bildirdi. NATO Moskova'ya karşı hamlelerine devam ediyor. Rusya artık NATO parlamenterler toplantısında dost üye sıfatıyla yer almayacak. Üstelik Moskova'nın bağımsızlığını tanımadığı Kosova aynı toplantıya gözlemci sıfatıyla üye yapıldı. Haber Kosova'da sevinçle karşılandı. Başbakan yayınladığı yazılı açıklamada bu gelişmenin Kosova ordusunun kurulmasının önünü açtığını kaydetti. Lübnan'da Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmada 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Olay Lübnan'ın güney kenti Sayda yakınlarındaki bir mülteci kampında meydana geldi. Çatışma El Fetih militanlarıyla Ensarullah isimli radikal bir gruba mensup militanlar arasında yaşandı. İki grubun bir süredir ülkedeki mülteci kamplarında nüfuzlarını güçlendirmek için mücadele ettikleri bildirildi. Libya'da hükümet ve aşiretler petrol ihracatı ve limanlar konusunda anlaştı. Anlaşmayla 4 limanı elinde tutan aşiretler 8 aydır petrol satışına getirdikleri engellemeleri kademe kademe kaldırma kararı aldı. Ülkenin doğusundaki 4 limandan ikisi hükümete teslim edilirken ikisi için görüşmeler devam edecek. Pazarlıkların 2 ila 4 hafta sürmesi beklenirken İki limanın iadesi karşılığında muhaliflere günde 200 bin varil ham petrol verilecek. 8 aylık anlaşmazlık Libya'nın petrol gelirinde 7 milyar dolarlık bir zarara yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde 15 bin üniversite öğrencisinin katıldığı geleneksel bahar partisi düzenlendi. Partide bir kişi polisin yüzüne içki dolu çantayla vurunca arbede çıktı. Polis kalabalığı göz yaşartıcı gaz ve basınçlı suyla dağıtmaya çalıştı. Güçlükle kontrol altına alınan olaylarda 44 kişi yaralandı, 100 civarında öğrenci gözaltına alındı. Tekneyle dünya turuna çıkan İngiliz Kaufman ailesinin deniz ortasında bebekleri hastalandı ve talihsizlik bu ya, tekneleri de bozuldu. Çaresizlik içinde kalan aile uydu aracılığıyla acil yardım istedi. Yardıma Amerikan ordusundan Kaliforniya Ulusal Hava Muhafızları koştu. Helikopterden atlayan paraşütlü sağlık ekibi okyanus ortasında aileye ulaştı. Ekipler 4 kişilik aileyi arıza yapan tekneden kurtardı. Haber özetlerini verdik. Daha fazla haber ve ayrıntı TRT Haber'in internet, Twitter ve Facebook adreslerinde. Buralardan da bizi takip edebilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.